Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videodan selamlar arkadaşlarım. Yağmurlu, soğuk bir Zonguldak sabahı. Evin içi soğuk. Kombiler yanıyor ama daha tam ısınmadı. Şöyle makinamı yerleştiriyorum. Kahvaltımı yaptım. Keyif çayımı da içtim. Dedim mutfağımı temizleyeyim. Banyo tarafını da halledeceğim çünkü oraları da bir temizlemem lazım. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Müge Anlı'yı bitirdik. Böyle bugün çok keyif alarak izlemedim açıkçası. Makineyi boşalttık. Şöyle olanları da koydum. Evde de bir dünya şey yıkıyorum ben, makine haricinde. Bıçakları, tahta kaşıkları, şu rende başlıklarına falan hiç böyle şeyler atmam yani makinaya. Plastikleri de aynı şekilde. Hem gereksiz yer kaplıyor, hem de içleri böyle yağlı yağlı kalıyor. Ocağımı da kurulayım. Burayı da sildim. Süpürüp sileceğim mutfağı. İçeride de biraz işlerim var. Her gün böyle başlıyoruz güne zaten. Mutfak tertemiz oldu. Durucuğumun tarhana çorbası orada okuldan gelince yer. Diğer yemeğim dolapta zaten. Onu dolaba kaldırmıştım. Demliği boşaltırken dedim ki Elif çay demini ziyan etme. Güzel bir çaylı kek yap. Bayağıdır yapmadın. 3 tane de yumurta çıkardım. Ilık böyle içmiştim zaten, çay içmiştim. Bu da bana yeter. Tam bir su bardağını doldurmadı ama yeterli gelir. Süt yerine çay demi kullanıyoruz. Bir dünya iş hallettim. Duş aldım. Saçımı kuruttum. Okul saati geliverdi. Banyoyu temizleyeceğim. Belki beraber temizleriz eğer üşenmezsem. Yani haftada bir kere böyle detaylı temizliyorum orayı ama videoya çekmiyorum açıkçası. Hani tripodu koy, ayarla, açı ayarla falan. Ama bugün belki beraber yaparız. Hazır böyle ev karanlık, bu taraflar karanlık. Oralarda biraz işlerim var. Keki yaparız beraber. Önce bir Duru'yu alıp gelelim. Ekmek alacağım. Ekmek yok. Durucum şimdi. Yemek yer. Şuradan bozuk alalım. Aynen. Cebimize bir 10 TL alalım. Gelirken bakkaldan ekmek alırız. Bayağı yağdı. Halen de ince ince yağıyor. Evet.
Tamam, çorbanı koyuyorum. Okuldan geldik. Taze ekmek de aldım. Tarhanamın altını yakmıştım. O karnını doyursun. Ben o sıra keki fırına atayım. Sonra o duşa kabini temizleriz. Selam. Selam tatlım. Selam. Anne, sütümü de alır mısın? Tamam, bekle. Nedat, sen nasılsın? Ben sana günaydın diyemedim. Çünkü okula gittim. Sabah günaydın diyemedim. Biliyorsunuz habire okul mu oluyor? Habire okul mu oluyor? Dudumdan artık çok seviyorum. Duru Hanım yesin bakalım. Biz de keki yapalım. Ay, çok kafiyeli oldu. 1,5 su bardağı şeker koydum. 3 tane yumurta. Dedim ya, şu mikseri değiştireceğim diye. Bir daha da Ebidiada'ya gidemedim. Alacağım ama normal mikser alacağım, eski usul. Bununla ben sevmiyorum ya. Set halinde almıştım. Yaklaşık bir 4,5 senedir kullanıyorum. Arnika'nın bu. İşte şey, bu değil. Rondosu var, blender var. Bir de böyle işte mikser başlığı var. Ya güzel de ben kekte normal mikseri seviyorum. Bu sivri uçları sevmiyorum. Ama alacağım. O Korkmaz'ınki çok güzeldi. 1,400 müydü? Öyle bir şeydi. Onu alacağım yani. Aybaşı alayım. Aybaşı demişim. Ay sonu alayım maaş yatınca. Şimdi şunu çırpayım güzel. İyice çırptım. Şimdi yağla çayı aynı anda koyacağım. Duru da içeride tabletten babasını aradı herhalde. Bak, onunla konuşuyor. Çayımızı da koyduk. Bir su bardağına yakın yağ koydum. Bir su bardağına yakın çay demi koydum. Kakao koyacağız. 3 yemek kaşığı kadar falan. Şunu bir çırpalım. Kapak olduğu halde sıçrıyor. O yüzden bu başlık beni sinir ediyor. Üstüme geldi hep. Bir de kapak var yani, düşünün. Neyse, kakaomuzu koyalım. Şöyle 3 yemek kaşığı. Anladın mı babanla konuştuğunu? Bardak koyalım. Sonra yine ekleyeceğim zaten. Bayağı akışkan yapacağım. O zaman sünger gibi yumuşacık oluyor. Ceviz de çektim oradan. Üstüne de damla çikolata koyacağım zaten. O zaman şu browniler var ya, paket browniler. Aynı onun gibi oluyor bu. Denemeyen varsa. Nuray'cığım denememiş mesela. Instagram'a yazmıştım. İstanbul'daki arkadaşım Nuray dedi, hiç denemedim. Dedim hemen deniyorsun. Buradan selamlar. Yapınca bana atar zaten. Fırınımı çalıştırdım. Kalıbı da yağladım. Şöyle biraz toz şeker gezdireceğim. Ben hep şeker serpiyorum. Un serpenler var da. Şimdi bunu da koyalım. Bu arada un yarım su bardağından fazla koydum. Yani 3 su bardağına yakın un almış oldu. Ona göre ayarlarsınız. Kıvamında zaten göstereyim. Bakın, bayağı akışkan bir hamur. Şöyle. Evet, kekimiz fırına girmeye hazır. Şöyle havasını da aldım. Çaylı kekimiz pişti. Azra geldi okuldan. Düdüklüye tavuk attım. Tavuklu pilav yapacağım çorbanın yanına. Kabuska yemeğim var dolapta. Bugün başka yemek yapmam. O pişsin, pilavı yaparım sadece. Bunu da birazdan kalıptan çıkartırım. Cevizli, damla çikolatalı. Valla çatal geçirdim ya, yumuşacık olmuştu. Kekimi çıkardım. Valla çok güzel çıktı. Şöyle göstereyim. Birazdan içinde gösteririm. Ilık ılık bir tane yerim zaten. Hemen şöyle bir dilim kessin, daha dumanı üstünde.
yumuşaklığını hiç söylemeyeyim. Sünger brownie dedikleri bu olsa gerek arkadaşlarım. Valla içinde çay var mı demeye bir şahit lazım. O kadar güzel oluyor ki. Çay tadı gelmiyor bu arada merak edenler için. Ama yumuşacık, böyle bayatlamayan, ertesi gün bile çok güzel olan bir kek yani. Yani bazı kekler ertesi gün aynı tat dayanmaz ya. Bunu yiyin. Bu böyle hazır satılan brownie paketi gibi oluyor. O kadar çok övdüm ki kalkıp yapasınız geldi biliyorum. Ama yapın yani. Damla çikolatalı, cevizli. Saati 7 yaptık arkadaşlar. En son vallahi yemek yedik. Rıza gelmişti. Ondan sonra bulaşıkları makineye doldurdum. Az bir çay yaptım. Ben şimdi bir bardak çay içtim. Duru ile odadaydık. Türkçe ödevini biraz ben yaptırdım. Şimdi matematiği Rıza devraldı. O da matematik ödevini yaptırıyor. Böyle işte aramızda paslaşıyoruz. Bazen bağırışıyoruz. Bazen o ona çatıyor, bu buna çatıyor. Geçen kim bir arkadaş yazmış, ödevleri kendi yapmalı, siz de kontrol etmelisiniz diye. Kendi yapamayacağı ödevler oluyor haliyle. Yani çözülecek sorular oluyor. Ne bileyim, bazı metinler oluyor. İçinden soru oluyor. O metinden o soruları cevaplıyorsun. Hikayeler oluyor. Mesela Türkçe'de az önce ne yaptık? İçinde diyor 5 tane özel isim geçen ve cins isim geçen cümleler kurun diyor işte. Çocuk tabii karıştırabiliyor. Mecbur başında bekliyorsun. Yani daha ikinci sınıf, hani öyle tek başına ödev ne yapabilir bilemiyorum. Hani yazanlar olmuştu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Şimdi matematiği de Rıza devraldı. O yaptırıyor. Ben de dedim annene geçeyim az. Gripti. Nasıl oldu? Bakalım. Hem onlara kek götüreyim. Kayınpeder de yatıyordu. O da gripti. İkisi de hastaydılar. Yani dün ikisi de hastalanmış. Hatta dünden önceki gün başlamış gripleri. Geçen hafta da öyleydi. Ben hastayken kayınvalide de hastaydı. Aynı anda grip olmuştuk. Gideyim bir oraya dolanayım. Normalde ben duşakabin güya temizleyecektim. Bugün orası da kaldı öyle. Neyse yarın herkes, kimse evde yokken güzel banyoya girer, dip köşe temizlerim. Bugün o iş kaldı artık, ne bileyim. Onu yap, bunu yap, yok pilavı yap, yok keki yap, yok ortalığı toparla, yok makine kur. Bir de çekmediğim de bir sürü bir şey de yapıyorum evin içinde. İş bitmiyor ki, yapana iş yok. O yüzden banyo tarafı kaldı bugün. Şimdi eşofmanımı geçireyim, pijama altımı giydiydim ama kayınvalideme bakıp geleyim. Onlar da ödevi bitirmiş olur. Böyle. Şöyle 5-6 dilim kek kestim. Gidiyorum bakalım. Asansörde kimi yakaladım bakın. Seni hasta güya da hasta hasta geziyorsun. Ha, üşümüyor mu? Üşümedim de. İyi giyiniyorum. Ayağımda çok... olsun, gripsiniz daha. Olsun ya. Canım sıkılıyor ya. Canın sıkılıyor değil mi? Yat yat. Yatmayı hiç sevmiyor çünkü. Bir saattir kayınvalidemle oturuyoruz arkadaşlar. Dedim artık anne kalkayım. Şoka doğrayacağım dedim. Kapanmadan yetişeyim. Hatta çay falan yapayım dedi. Dedim biz içtik, sen gideceksen sana demleyeyim dedim. O da yok dedi. Öyle kalktık bakalım. Yufka alacağım. Eğer yufka varsa taze. Beslenmeye dedim börek sarayım. Ne yapacağımı şaşırıyorum her gün. Şu üçlüler iyi oluyor. Aynen bak, taze. Bir de peynir alalım şu miskinden. Şundan bir tane alayım. Bu da ne, 90 lira olmuş. 104 lira Sütaş'ın ki. 90 da bu. Ben şunu kullanıyorum şeye, böreğe de. Başka buradan alacağım. Alacağım yok. He, su alayım. Bak beslenmeye su. Yukarıda mı kalmış? Şunlardan 12'li alayım. Onları kasaya bıraktım. Neler gelmiş bir bakayım dedim. Şöyle üçlü raflı lambader gelmiş. He, şurası şöyle, tamam. Şöyle küçük lambader gelmiş. Simbo'nun başucu lambaderi. Şöyle ayak ucu UFO var. Burada ne varmış? Çocuklar için. Ne diyorlardı bunlara? 100 lira. Destekli. Bebek ürünleri var. Terlikler var yine.
Şu erkek terlikleri güzel. Geçen aslında Rıza'ya alayım dedim ama var da terliği. Ama iyiymiş evde giyimi. Yine şu battaniyeler ben kullanıyorum ya akşamları. Bu sene 280. Burada ne var? Yine aynı panduflar, kepçe setleri var şöyle. Kalıp gelmiş. Ha şöyle bak kelepçe kalıp. 200 TL mi? Evet kelepçeli 200 lira. Bak ihtiyacı olan varsa. Şu da Vip Ahmet'in. Bu neymiş? Rende seti saklama kaplı. Ha değişik bir şey ha. Bak. Tava setleri var. Baton kalıp. Şöyle. Şunlar 169 lira. 169 aynı papilanın. Şöyle balık tavaları gelmiş. Balık tavaları 299. Yine şöyle sıçratmaz mı diyorlar. Aynen bakın. 89 lira. Başka plastik ürünler. Düzenleyici buzdolabı için bunlar. Uzunlar 69, 39 küçüğü. Şuna bir baktım. Ne diyor? Uzun ömürlü bulaşık süngeri. Nasıl bir şeymiş? İlk gördüm. Ha plastik gibi. Yoğun kirler için. Tel gibi bir şey mi acaba? Anlamadım. Sıcak su torbası 69 lira. Termoslar var çocuklar için. Çek paslar. Ha bak şu bizim matlardan. Şunlar. Ne kadar? 79 muydu? Öyle bir şey olması lazım. Haydi gidelim. Buradan alacağım bir şey var mı? Şuraya da bakayım. Sıvı sabun. Peroslar ne kadarmış? Saati 11 yaptık arkadaşlar. Kızlar uyudular. Bir saat falan oluyor. Şimdi bir çay demledim. Altını yakacağım. Gece çayımız biliyorsunuz. Bir saattir Instagram'da fink atıyorum. O reels senin, bu reels benim. Bir de ben kendim de reels koymuştum. Bu ara koyuyorum ya oraya, yani takip edenler bilirler. Yorumlar yakılıyor. Orada çok gülüyoruz, eğleniyoruz. Arada buraya da shorts videosu olarak yüklüyorum ama Instagram'da hemen keşfete düşüyor bazı videolar. Acayip yorum geliyor. Deminden beri Instagram'dayım. Şimdi dedim artık videomu editleyeyim, veda edeyim. Bir bardak çay içerim. Ondan sonra da zaten hemen bir bakmışım 12 oluyor. Gene yatmam 12.30-1 buluyor da sabah çok zor kalkıyorum ya. Artık kışın böyle sıcacık yatağından kalkıp o okul yoluna düşüyorsun ya. Çocuğa da zor. Vallahi bize de zor yani. Neyse yapacak bir şey yok da. Artık vedalaşalım. Yarın yine görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. O ne kız? Dolap birden yükselişe geçti. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum.